olumsuzlukla, sıfıra yakın bir olumsuzlukla süreci tamamladık. Seçim süreçleri zaman zaman çeşitli sıkıntıların, çeşitli problemlerin olmasına sebebiyet verebiliyor. Bazen en yakınımızdaki insanlarla birbirimizi kırabiliyoruz. Karşılıklı kırgınlıklar yaşanabiliyor. Bu dönem, bu süreçte bunun en azından çok fazla somutlaşmış örnekleriyle karşılaşmadığımız için durumdan oldukça memnunuz. Bu açıdan hepinize teşekkür ediyoruz. Seçilmiş tüm muhtarlarımıza önümüzdeki 5 yıl boyunca hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Varsa köylerde, mahallelerde yaşadığınız kırgınlıklar, seçim döneminde yaşanan kırgınlıklar varsa bunların da sizler tarafından giderilmesi gerektiğini kafanızın ve yüreğinizin bir köşesinde taşımanız gerekir. Eğer muhtarsanız bu sorumluluk öncelikle size düşer. Haklı, haksız vesaire şöyle böyle ayrımlarından öte, haklı da olsanız, haksız da olsanız kırgınlıkları gidermek sizin göreviniz. Madem büyük olma, önce olma rolünü üstlenmişsiniz, o zaman bu role uygun olarak davranmanız gerekir. Şayet bu rolün gereğini yerine getiremiyorsanız yaptığınız işi bırakmanız gerekir. Benim baktığım yerden öyle gözüküyor. Bunu da beceremezseniz zaten sizi hukuken muhtar olarak görse bile kimse fiil olarak muhtar olarak görmez. İdarecinin sorumluluğu büyük sorumluluk. O yüzden herkesin yapabileceği bir iş değil. Ben varsa artık kırgınlıkların da kısa sürede giderileceğini, tamir edileceğini ümit ediyor ve sizlerden bekliyorum. Tabii Ziraat Odası bugün böyle bir organizasyonla bir araya gelmenizi sağladı. Biz de katılıp merhaba diyelim dedik. Önümüzdeki süreçlerde çeşitli vesilelerle bir araya sık sık geleceğiz zaten. Hem birbirimizi tanıma anlamında hem de mevcut problemleri nasıl azaltabiliriz, nasıl aşağıya doğru çekebiliriz, karşılıklı fikir alışverişleriyle pratik adımlar atarak bunları yeni yolunda hep beraber hareket edeceğiz. Biz ilçe kaymakamı olarak ben ve tüm arkadaşlarım her daim akıl, mantık çerçevesinde yapılması gereken işleri sizinle birlikte olduğumuzu, problemlerin çözümüne sürekli pozitif yaklaşacağımızı, öteleyen değil, sorunları anında çözme gayreti içinde olan, bunun için çabalayan bir ekip olduğumuzu bilmenizi isterim. Tabii sizlerin de çözümlere yardımcı olmanız, çözüme doğru giden yolda hareket etmeniz, önünü tıkayan değil, önünü açan kişiler olmanız bizim işimizi de sizin işinizi de kolaylaştıracaktır.